Merhaba, haber saatine hoş geldiniz. Günün gelişmelerini aktarmak üzere karşınızdayız. Hemen başlayalım. Sayın seyirciler, eli kanlı Esad topçu atışlarıyla İdlib'deki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına hedef aldı. 5 askerle 1 sivil personel şehit oldu. Çok geçmeden Türk Silahlı Kuvvetleri rejime misliyle karşılık verdi. İdlib yoğun çatışmaya sahne oldu. Rejim topçu atışlarıyla bölgeyi hedef aldı. Türkiye, İdlib bölgesine göç ve krizi önlemek için yoğun askeri sevkiyat gerçekleştirirken, Esad rejimi gece saatlerinde bölgedeki TSK unsurlarına topçu atışı düzenledi. Milli Savunma Bakanlığı da konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada yoğun topçu atışı neticesinde 5 asker ve 1 sivil personelin şehit olduğu belirtildi. Yaralanan askerler tedavi altına alındı. Çatışmanın ardından rejim unsurları obüs ve havan mermileriyle vuruldu. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından İdlib'de silahsız bölgedeki kontrol noktalarını güçlendirmek üzere askeri sevkiyat yapıldı. Bölgedeki kontrol merkezleri birden ona çıkarıldı. Yeni kontrol noktaları da oluşturulacak. Sayın seyirciler, İdlib'de yaşananlar Ukrayna'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündemindeydi. Erdoğan saldırıya misliyle karşılık verildiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Gündeminde İdlib'deki çatışma vardı. Türkiye daha önceki saldırılar gibi bu saldırının cevabını da misliyle şu anda vermiş durumda, vermeye de devam ediyor. Çok çok farklı bir şekilde orada gerek fırtına obüslerimizle, gerekse havadan F-16'larımızla şu anda oradaki belirlenen noktalara vuruşlar devam ediyor. Ülkemizin, milletimizin ve İdlib'li kardeşlerimizin güvenliğini temin için yürüttüğümüz operasyonlarımızı sürdürmekte kararlıyız. Operasyonlarda kararlıyız dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devam etti. Bu tarz alçak saldırılarla Türkiye'nin kararlılığını sınayanlar büyük bir hata yaptıklarını anlayacaklardır. Bir kez daha şehitlerimize Rabbimden rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar temenni ediyorum. Erdoğan harekatın devam ettiğini söyledi. Arkadaşlar şu anda zaten harekat devam ediyor. Ve tespit edilen 40'a yakın nokta şu anda sürekli operasyonun hedefleri arasında ve ilk belirlemelere göre de 30 ila 35 civarında karşı taraftan Suriyeli bu ekibin içerisinde etkisiz hale getirilmiş vaziyette. Fakat noktayı koymak yok. Aynı şekilde operasyon devam ediyor. Özellikle Rus yetkili makamlarına da, yani burada muhatabımız siz değilsiniz, tamamıyla rejimdir ve yani bizim önümüzü kesme gibi bir durumda söz konusu olmasın. Allah'a ısmarladık. Sayın seyirciler, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'te Mehmetçi'ye yönelik gerçekleştirilen saldırı sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi ile birlikte sınıra gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti kapsamındaki heyette yer alan Akar, İdlib'deki saldırının ardından heyetten ayrılarak Ankara'ya döndü. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, daha sonra Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları ile birlikte Hatay'a gitti. Havalimanında 2. Ordu Komutanı ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi helikopterle sınır hattındaki birliklere geçti. Bir gazetecinin İdlib'deki saldırıya ilişkin sorusunu cevaplayan Akar, aziz milletimizin gerekenlerin yapıldığından, yapılacağından şüphesi olmasın ifadelerini kullandı.
Sayın seyirciler, yaşanan bu gelişmelerin ardından bugün yapılması planlanan Türk-Rus ortak devriyesi de iptal edildi. Rusya ile bugünkü ortak devriye iptal edildi. Suriye'nin Ayn el Arab bölgesinde bugün Türk-Rus ortak devriyesi yürütülecekti. Ancak yaşanan gelişmeler ve saldırı sonrasında devriye planı iptal edildi. Rusya'dan saldırıya ilişkin yapılan açıklamada Türkiye'nin Rusya'yı operasyon konusunda uyarmadığı için Türk askerinin Suriye ordusu tarafından vurulduğu belirtilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 8. toplantısına katılmak için Ukrayna'ya gitti. Erdoğan burada Ukrayna Devlet Başkanı ile görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 8. toplantısına katılmak üzere Ukrayna'ya gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan havaalanında Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere ve Ukraynalı yetkililer tarafından karşılandı. Erdoğan resmi karşılama töreninin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile baş başa görüştü. İki lider anlaşmaların imzalanmasının ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. Gündemde ikili ilişkiler ve bölgesel konular var. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nin açıkladığı planın barış değil, İsrail'in Filistin'i ilhak planı olduğunu söyledi. İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesi toplantısında konuşan Çavuşoğlu, buna destek olanları Allah da, ümmet de affetmez dedi. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Amerika Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planını görüşeceği Dışişleri Bakanları düzeyindeki olağanüstü toplantı Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde başladı. Toplantıda Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından temsil ediliyor. Burada konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçen hafta açıklanan sözde barış planının aslında İsrail'in Filistin'i ilhak planı olduğunu bildirdi. ABD'nin açıkladığı belge barış değil, ilhak planıdır. Plan, Kudüs ve Batı Şeria'daki İsrail işgal ve ilhakını meşrulaştırmaya yönelik bir dayanmadır. Bu plan, iki taraf arasında bir müzakere zemini oluşturamaz. Önümüzdeki plan, İsrail'in maksimalist taleplerinin ABD'nin ağzından yürüme edildiği bir satış belgesidir. Filistinleri İsrail işgaline ve işgalin getirdiği acılara ilelebet mahkum etmeyi amaçlamaktadır. Siyonistlerin ve destekçilerinin en arsız rüyalarını gerçekleştirmelerini sağlamak üzere tasarlanmış bir plandır. Çavuşoğlu, plana destek olan ülkeleri de sert bir dille eleştirdi. Ortak davamız Filistin için. Burada ve diğer platformlarda aldığımız onca kararı önce destekliyor görünüp ardından da bu kararlar hilafına hareket edenler olduğunu da müşahede ediyoruz. Bilmenizi isterim ki böyle bir ilkesizliği Allah da affetmez, ümmet de affetmez. Bunun hesabı dünyada da, ahirette de verilemez. Amerika Başkanı Trump, 28 Ocak Salı günü İsrail Başbakanı Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu Barış Planı'nı kamuoyuna açıklamıştı. Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün İsrail'in bölünmez başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için son şans olduğunu iddia etmişti. Sayın seyirciler, yılın ilk enflasyon rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rakamlara göre enflasyon %1,35 arttı. Yılın ilk enflasyon rakamları belli oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu Ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon Ocak ayında %1,35 artarken yıllık bazda %12,15 oldu. Tüketici fiyat endeksi Ocak'ta aylık bazda %1,35, yurt içi üretici fiyat endeksi %1,84 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Ocak ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları %14,52, yurt içi üretici fiyatları %15,71 arttı. TÜİK enflasyon hesaplamasında baz alınan ürün sepetini de güncelledi. Aspiratör ve fotoğraf makinesi enflasyon sepetinden çıkarıldı. Davlumbaz ve çocuk taytı sepete dahil edildi. Ocak ayında ihracat rakamları yeni bir rekor kırdı. Türkiye'nin dış satımı %6,1'lik artışla 14 milyar 765 milyon lira oldu. Hatay'da açıklanan rakamlar ihracatın ithalatı karşılama oranının da %76,8 olduğunu gösterdi. 2020 yılına Cumhuriyet tarihimizin en yüksek Ocak ayı ihracatını gerçekleştirmenin gurur ve sevincini yaşıyoruz. İnanıyorum ki 2020 yılının tamamı da tıpkı bu ay gibi aylık ihracat rekorlarını tek tek aşarak ilerlediğimiz bir yıl olacak. Ocak ayında ihracatımız %6,16 ile 14 milyar 765 milyon dolar oldu. ...12 aylık ihracatımız ise 181.6 milyar dolara ulaştı. Firmalarımızın bu başarısını hepinizin huzurunda tebrik ve takdir ediyorum. Bu konuda Türkiye ekonomisinin 2019'un 3. çeyreğinden itibaren pozitif bir büyüme trendine gitmesi, ekonominin çarklarının hızlanması, İthalat rakamlarına da yansımış gözüküyor. Nitekim ithalat hacmi Türk ekonomisindeki hareketlenmeye paralel olarak geçen yılın Ocak ayına göre %19 artarak 19.2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bununla birlikte ihracattaki rekor artışların da etkisiyle ihracatın ithalata karşılama oranını da Ocak ayında yüksek bir oran olarak %76,8 olarak gerçekleşti. Sayın seyirciler, vatandaşın mağduriyetinin önüne geçilmesi için noterlik işlemlerinde güvenli ödeme dönemi başladı. Amaç sahtecilik ve dolandırıcılığı önlemek. Yurt genelinde noterlerde güvenli ödeme sistemi başladı. Vatandaşlara büyük avantaj sağlayacak uygulama kapsamında alıcı ve satıcının korunması amaçlanıyor. Güvenli ödeme sisteminde süreç noterler ve tanımlı bankalar üzerinden işleyecek. İşlemler sırasında elden para alışverişi yapılmayacak. Kişiler her aşamada mesaj ve elektronik postayla bilgilendirilecek. Taraflar alıcı ve satıcı takas bank dediğimiz bankaya ortak üyelik başvurusunda bulunuyorlar. SMS'de kendileri başvuruları, üye numaralarını girerek başvuruları onaylanıyor. Ondan sonra alıcı parayı satıcının hesabına, ortak hesaba yatırıyor. İmzalar atılana kadar para banka hesabında bloke edilecek. Güvenli ödeme ile ikinci el araç alım satımında da muhtemel dolandırıcılık olaylarına karşı ödenecek para emanet hesabı alınacak. Güvenli alışveriş notere geldiklerinde bizler de buradan güvenli alışveriş olduğunu sistemde görüp satış işlemini gerçekleştirdikten sonra ilgili sistem otomatik olarak satışın parasını otomatik olarak hesaba geçiyor. Zannediyorum ki 20 liralık bir ücret var. O da bankanın kendi şeyi. Yani noter burada bir komisyon veya bir ücret almıyor. Yeni dönemde vekalet ücretinden ihtarnameye bütün noterlik hizmetleri, ücret ve harçları da kredi kartıyla ödenebilecek. Yaklaşık 18 milyon öğrenci için yarı yıl tatili sona erdi. İkinci dönem başladı ancak büyük şehirlerde bu durum trafiği de beraberinde getirdi. İstanbul'daki yoğunluk kameralara yansıdı.
İlk dönem bitti, ikinci dönem başladı. Milyonlarca öğrenci ders başı yaptı. Tatilin sona ermesiyle İstanbul gibi büyük şehirlerde de trafik arttı. Servislerin yollara çıkmasıyla erken saatlerde yoğunluk oluştu. Yetkililer de öğrencilerin okullarına rahat ulaşması için sabahın ilk ışıklarıyla yola çıktı. Servis araçları denetlendi. Emniyet kemerleri, acil çıkış sensörlü kapılar, araç içi ve dışı güvenlik kameraları kontrol edildi. Takılı değildi de normalde takılıydı. Bugün açmışlar. Hava biraz şey olduğu için, sıcak olduğu için. Polis bey gördü onu. Yasak, normalde yasak. Camın açılması yasak. Olumsuz bir durumla karşılaşılan veya eksik tespit edilen araçlara cezai işlem uygulandı. İki haftalık yarı yıl tatili hiç kuşkusuz öğrenciler için çabuk geçti. Ama asıl maraton şimdi başlıyor. 8. sınıf öğrencileri ve lise son sınıf öğrencileri için sınavlar bu dönemde yapılacak. Sayın seyirciler, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası birçok binaya yıkım kararı verildi. Yıkım çalışmaları kent genelinde belirlenen noktalarda aralıksız devam ediyor. ...24 Ocak'ta meydana gelen 6,8'lik depremde Elazığ'da hasar gören binaların yıkımı devam ediyor. Yıkımlar iş makinesi yardımıyla kent genelinde birçok mahallede 23 farklı noktada eş zamanlı olarak yapılıyor. Deprem öncesi yıkılan evlerde yaşamını sürdüren vatandaşlarsa evlerinin yıkımını üzüntü içerisinde izliyor. Depremde hasar gören binamızın yıkılışını izliyoruz. Tabii duygu dolu anlar yaşıyoruz. Rabbim başka felaket vermesin. Temennimiz bu yönden. Bu arada binalardan birindeki yıkım öncesi Türk bayrağını fark eden bir operatörün bayrak hassasiyeti gönülleri fethetti. Kültür Mahallesi'nde acil yıkım kararı verilen binanın girişinde bulunan Türk bayrağını iş makinesi operatörü Hıdır Demir fark etti. Demir'in ilk olarak binada bulunan Türk bayrağını yanına alması ve kendi iş makinesinin üzerine asması izleyenlerden takdir topladı. Öte yandan kentte merkeze bağlı Çatalçeşme Mahallesi'nde bulunan ve depremde ağır hasar alan Çatalçeşme Camii'de kontrollü yıkım çalışması başlatıldı. Vay ana! Kazasız belasız oldu inşallah. Ancak çalışmalar sırasında kontrollü müdahaleyle cami tamamen çöktü. O anlarsa cep telefonu kamerasına yansıdı. Elazığ depreminde evleri hasar gören ve çadırda ailesiyle yaşamaya başlayan küçük Muhammed'e kadın jandarma personeli doğum günü sürprizi yaptı. Evleri hasar gören aileler kentte belirli noktalara kurulan çadır kentler, okullar, spor salonları, misafirhaneler olmak üzere uygun mekanlara yerleştirildi. Tıpkı Fatma Soysal ve ailesi gibi. Soysal evleri hasar gördüğü için iki çocuğuyla birlikte Kültür Park içinde kurulan çadır kente yerleşti. Çadırda yaşam mücadelesi veren Soysal ailesi için hayat her şeye rağmen devam ediyor. Bu sürpriz ailenin küçük üyesi Muhammed için. 8 yaşına giren çocuğun doğum günü olduğunu öğrenen kadın jandarma personeli Muhammed için bu sürprizi hazırladı. Doğdun, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun Muhammed. Sürprizi gören Muhammed çok mutlu oldu. Kaç yaşına girdin? 8. Kutlandı, mutlu musun? Çok. Komutan ablalar, pasta, sonra hediyeler. Anne Fatma Soysal da oğluna yapılan bu sürpriz parti için jandarma personeline teşekkür etti.
Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Bizi yalnız bırakmadılar. Benim de haberim yok. Allah hepsinden razı olsun. Eksikliklerini bize göstermesin inşallah. Çok mutlu oldu. Biz de çok mutlu olduk. Sonsuz teşekkürler. Herkese. Pasta yani. Sayın seyirciler, evlatları PKK tarafından daha kaçırılan ailelerin nöbeti 154. gününde Diyarbakır HDP il binası önünde kararlı bekleyiş sürerken eyleme katılanların sayısı da her geçen gün artıyor. Umut ve sabır, bu kelimelerin gücüne sarılıp evlatlarına kavuşacakları günü bekliyorlar. Diyarbakır HDP il binası önünde toplanan ailelerin evlat nöbeti 154. gününde devam ediyor. Ben bir insan olacağım, istemiyorum, burada gitmiş. Günler geçiyor, nöbete destek büyüyor. Son olarak kızları Hatice Şeker'in 2010 yılında kaçırıldığını söyleyen Nurten ve Yusuf Şeker çifti de eyleme katıldı. 10 yıldır ne haber aldım, ne gördüm. Kızımın dağdan inmesini isteyeyim. Gelip teslim olup ben arkasındayım. Kızım dön yuvana gel yavrum. Kendiyi bekledik, arkasındayız. Ne olursa olsun gelsin, o bizim evladımız. Biz kendiyi kabul etmişik. Oğlunu teröre kurban vermek istemeyen anne Hacire Akar'ın mücadelesini örnek alarak başlatılan eylem 3 Eylül'den bu yana devam ediyor. Irak'ta tansiyon düşmüyor. Protestolar Ekim'den bu yana devam ediyor. Şu ana kadar gösterilerde öldürülenlerin sayısı 556'ya yükseldi. Protestolar, şiddetli çatışmalar, Irak'ta tansiyon düşmüyor. İşsizlik, kamu hizmetleri yetersizliği, yolsuzluk ve İran'ın ülkedeki egemenliği olan baskısı halkı çileden çıkardı. Tüm bu sebeplerle Ekim ayında başlayan gösteriler devam ediyor. Irak'ta 25 Ekim öncesinde başlayan hükümet karşıtı protestolarda öldürülenlerin sayısı 556'ya yükseldi. Ekim'de başlayan protestolar 1 Aralık 2019'da Adil Abdülmehdi hükümetini istifaya zorlamıştı. Sayın seyirciler, İngiltere'nin kalbi Londra yine bıçaklı saldırıyla sarsıldı. Dehşet saçan saldırgan iki kişiyi bıçakladı. Terör bağlantısı olduğu tespit edilen kişi polis tarafından öldürüldü. Saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi. Londra hareketli dakikalar geçirdi. Dehşet saçan saldırgan iki kişiyi bıçakla yaraladı. İngiltere'nin başkenti Londra'da bıçaklı saldırı meydana geldi. Polis iki kişiyi bıçakla yaralayan saldırganı silahla vurarak öldürdü. Görgü tanıkları saldırganın elinde büyük bir bıçak olduğunu, göğsünde silindir şeklinde metal bir kutu bulunduğunu anlattı. Polisin vurarak öldürdüğü saldırganın üzerinde bombaya benzeyen düzeneğin sesati olduğu tespit edildi. 19 yaşındaki saldırganın hapisten kısa süre önce çıktığı, terör bağlantısının olduğu ortaya çıktı. Çok geçmeden saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi. Londra'da benzer saldırı 29 Kasım'da da gerçekleşmiş, bıçaklı saldırıda iki kişi hayatını kaybetmişti. Sayın seyirciler, Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs salgınında bilanço ağırlaşıyor. Geçmişteki SARS vakalarını geride bırakan virüsten ölenlerin sayısı 361'e çıktı. Korona salgını Çin'den dünyaya yayılıyor. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan koronavirüsü, geçmişte büyük kayıplar yaşatan SARS'ı geride bıraktı. Ulusal Sağlık Komisyonu ülke genelindeki kesinleşmiş toplam vaka sayısının da 17.205'e yükseldiğini açıkladı. Çin'de sadece pazar günü 2.829 yeni vaka ve 57 ölüm kayıtlara geçerken günlük bazda yine rekor kırılmış oldu.
Böylelikle Çin'de yeni koronavirüsünün neden olduğu can kaybı 2002 ve 2003 yıllarında görülen SARS salgınını geride bıraktı. SARS nedeniyle Çin'in ana karasında 349 kişi hayatını kaybetmişti. Şu ana kadar koronavirüsünden kaynaklı 20'den fazla ülkede 171 vaka bildirilirken Çin sınırları dışındaki tek ölüm Filipinler'de yaşandı. Şangay Bileşik Endeksinde uzun bir aranın ardından bugün tekrar işlem yapılmaya başlandı. Açılışta %8,74'lük değer kaybı yaşanırken bugünlük bazda 2015'ten bu yana görülen en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti. Çin'de ortaya çıkan öldürücü virüs salgını sonrası hastaneler yetersiz kalınca Pekin yönetimi iki yeni hastane yapacağını duyurmuştu. O hastanelerden biri yalnızca 10 gün içinde tamamlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da koronavirüsüyle ilgili alınan kararları kamuoyuyla paylaştı. Koca, Çin'den gelen uçuşların ay sonuna kadar durdurulacağını bildirdi. Şu an itibariyle vaka sayısı 17.485'e çıktı. Ve hayatını kaybedenlerin sayısı da 361'e çıktı. Ve Çin dışında hastalık halen sınırlı durumda. Belli bir gün vererek, çarşamba gününden itibaren ay sonuna kadar Çin'den gelen bütün uçuşların durdurulması kararını aldık. Bunu son bilgi olarak vermek istiyorum. Ay sonu itibariyle de devam edip etmeyeceği konusu tekrar değerlendirilerek sizinle alınması gereken ve aldığımız kararı tekrar kamuoyuyla da paylaşmış oluruz. İstanbul'da bulunan Ambarda Limanı'na yanaşan gemiler koronavirüsüne karşı denetleniyor. Özellikle Çin'den gelen gemiler halk sağlığı için titizlikle inceleniyor. Tüm dünyayı ayağa kaldıran koronavirüsüne karşı denetimler hız kesmeden sürüyor. Sağlık Bakanlığı limanlarda incelemelerine özenle devam ediyor. Biz bütün halk sağlığını tehdit edecek konularda zaten bir iş akış şemamız vardır. Bu sadece enfeksiyon açısından ya da sadece koronavirüs açısından değildir. Kimyasal, biyolojik, radyolojik bütün tehlikeler karşısında zaten önlemlerimizi alıyoruz. İstanbul Avcılar'da bulunan Ambarlı Limanı'na yanaşan gemiler, deniz sağlık bildiriminde yer alan personel listesi ve canlı hayvana kadar korona tehlikesine karşı titizlikle inceleniyor. Bize gelen gemilerin çoğu konteyner ve kuru yük gemileridir. Bu gemiler yaklaşmadan önce muhakkak bize sağlık bildirimlerinde bulunurlar son 24 saatte. Bu bildirimlerin içerisinde son 10 limanı ve tayfa listesi de vardır. Halk sağlığını tehdit edecek herhangi bir durum var ise biz bunlara pratika vermeyiz. Pratika dediğimiz geminin sağlık yönünden herhangi bir sıkıntısı olmadığı ve yanaşarak yükünü boşaltacağı ya da yeni bir yük alabileceği şeklindedir. Şüpheli bir duruma rastlanıldığında ise gemi karantinaya alınıyor. Tespitlerimizi yaptıktan sonra biz 112 ile koordine olarak çalışırız. 112 ekiplerine haber veririz. Bulaşıcı hastalıklarda kullandığımız negatif basınçlı sedyelerle gelinir. Gemideki hastalar bu şekilde tahliye edilir. Ve daha öncesinde Sağlık Bakanlığımızın belirlediği referans hastanelerimiz vardır. Bu hastanelere transportunu sağlarız. Ekipler sahada aralıksız çalışırken o anlar havadan görüntülendi. ...28 Şubat darbesi hayatımızın birçok alanında etkilerini bugün bile hissettiğimiz kara bir dönem. Mağdurlarsa uğradıkları haksızlıkları ve baskıları unutamıyor. Tıpkı Fahri Demirel gibi. Hatta ben o yıllarda çocuklarımın geçimi için, temini için çorap sattım bile yani. Çorap sattım. Hanımla gece 12'ye kadar çorap ördük. Bu Orlan çorap, el makineyle makine aldık. Onu öğrendik. Çorap sattık. Zabıtalar bizi kovaladı yani. Zabıtalar bizi kovaladı. Bunu yaşadık yani biz. Darbeciler ekmeğinden etti, o da tezgah açıp çorap satarak hayata tutundu. Denizli'de yaşayan 28 Şubat mağduru Fahri Demirel zor yılları anlattı. Bahane kılıf uydururlar, laiklik adı altında ve irtica
irtica diyerek maalesef o zaman yüzlerce, binlerce silahlı kuvvetler mensubu, başta olmak üzere eğitim camiasından memur arkadaşlar veya öğrenciler, aslında kızlarımız çok mağdur oldu o dönemde. Kızlarımız hakikaten başörtüsüzlüğünden dolayı okullara alınmadılar. Hatta şunu biliyorum ki tıp fakültesi öğrencisi son artık 6 günde atılıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde astsubay olan Demirel o kara dönemde yaş kararıyla ihraç edildi. İrtica kılıfıyla hanımlarımızın başörtüsü ve kendimizin dindar oluşumu sebebiyle oradan sorgusuz sualsiz ihraç edildik. Tabi o zaman yaş kararları yargıya kapalıydı. Yani bir itiraz hakkımız yoktu. Verilen karar kesindi. 2010 yılına kadar zor dönemler geçiren Demirel, referandum sonrası anayasada yapılan değişiklikle kamu personeli olarak göreve başladı. 10 yılında referandum yapıldı biliyorsunuz. Referandumdan sonra 2011'de İl Müftülüğümüze ben başladım, göreve başladım. Tabii Allah razı olsun, o dönemde yaş kararlarını yargıyı aşan başkanımız Tayyip Erdoğan beyefendi başta olmak üzere o referandumda yaş kararlarına yaklaşmasında evet diyen %52 çoğunluğumuzdan Allah razı olsun. Biz onların, önce Allah'ın sonra onların sayesiyle işte bu makama geldik. Fahri Demirel o isimlerden sadece biri. Mağdurlar aradan yıllar geçse de kendilerine yapılan haksızlıkları ve suçlamaları unutamıyor. İstanbul'da bir türlü yağmayan kar yüzünü gösterecek. Meteoroloji uyardı. İstanbul'a Perşembe günü kar geliyor. Meteoroloji gün verdi. Perşembe günü İstanbul'da kar yağışı bekleniyor. İstanbullular hafta sonu günlük güneşlik bahardan kalma günün tadını çıkardı. Ama hava sıcaklığı yeni haftanın ilk gününde iyi başlasa da çarşamba gününden itibaren hızla düşmesi bekleniyor. Özellikle Perşembe günü sıcaklıkta 8 ile 10 derece düşüş yaşanacağı tahmin ediliyor. Ve küresel tahmin sistemlerine göre İstanbul'da Perşembe günü kar yağma ihtimali %100 olarak öngörülüyor. Öte yandan sıcaklıkların hızla düşmesiyle İstanbul'un yağış alan bölgelerinin tümünde yağışların kar şeklinde olması bekleniyor. Yurdun birçok noktasında kar yağışı etkisini sürdürüyor. Şırnak, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde ise yoğun kar hayatı zorlaştırıyor. Bir tarafta iş makineleri, diğer tarafta küreme araçları. Şırnak, Uludere ile Beytüşşebap ilçeleri arasında bulunan Tanin Tanin bölgesinde kar kalınlığı 4 metreyi geçti. Ekipler kapanan köy yollarının açılması için seferber oldu. Bölgede günlerdir etkili olan kar yağışı hayatı neredeyse durma noktasına getirdi. Ekipler dağ eteklerine yakın köylerde yaşayan vatandaşların mağdur olmaması için aralıksız çalışıyor. Zorlu mesainin sürdüğü bölgede eğlenceli anlar da yaşanıyor. Maşallah gördüğüm gibi hatta asmağına yüzü de ben ha. Dağ yamaçlarına tırmanıp uygun alan seçen çocuklar kendilerine göre parkurlar oluşturuyor. Evde hazırladıkları bidonları kızak haline getirip binenler karda kaymanın keyfini çıkarıyor. Maşallah gördüğüm gibi hatta asmağına yüzü de ben ha. Türkiye beyaz kıtadaki statüsünü yükseltmek için 4. bilim seferine hazır. Sefer 9 Şubat'ta başlayacak. Teorik birkaç bilgi vermek istiyorum. Direkt... Eğitimler tamamlandı. Geri sayım başladı. Türkiye 24 kişiden oluşan bilim heyetiyle Antarktika'ya 4. bilim seferini düzenlemeye hazırlanıyor. Söndürücülerimiz var. Var mıdır? Ben açıkçası bilemiyorum ama... Ekip sefer öncesi Tuzla'da hayatta kalma eğitimi aldı.
Eğitimler kapsamında Antarktika'ya sefer deneyimi olan alanında uzman kişilerin önderliğinde tüm ekibe denizde canlı kalabilme, yangın önleme, yangınla mücadele, denizde iletişim kurma ve temel ilk yardım bilgileri aktarıldı. Ben açıkçası bilemiyorum ama sefere gittiğiniz ya da sıvı tip yangınlarla karşılaştığınızda ne yapmanız gerekiyor? Eğitim kapsamında en kötü senaryo düşünülerek gemiyi terk tatbikatı gerçekleştirildi. Botların gemiden indirilişi ve çarmıh adı verilen ip merdivenlerle gemiye iniş ve çıkışların tatbikatını yapan ekip, yaralanmalara müdahale konusunda da bilgilendirildi. Yolculuk süresi ve görevleri sırasında karşılaşabilecekleri tehlikeli durumlar ve çözümleri konusunda bilgilendirilen ekip, aksiyon dolu bir günün ardından sertifikalarını almaya hak kazandı. Proje kapsamında günümüzün en önemli çevre sorunu olarak kabul edilen küresel iklim değişikliğinin izlenmesine yardımcı olarak bilimsel çalışmaların yapılması da hedefleniyor. Hayatta kalma eğitimlerini tamamlayarak görev için hazır hale gelen 24 kişilik ekip 9 Şubat Pazar günü Türk Hava Yolları sponsorluğunda önce Brezilya'ya uçacak, ardından Şili'den gemiye katılacak. Fatma Hanım bir görev yüksek. Hocam. İkinci ayın ikisi, yılda 2020 olunca gün anlam kazandı. Bu özel tarihte dünya evine girmek isteyenler nikah salonlarını doldurdu. Altında kalmadan kendi özgür iradenizi eş olarak kabul ettiniz mi? Evet. Çiftler bu özel tarihte yeni bir hayata evet demek için sıraya girdi. Bismillah, her hayrın başıdır. Biz dahi ona başlarız. Bu hayırlı ve mübarek günde. Bu ikinci torunum. Torun var yani 13-14 tane torun var. Fakat ikisinin toplamı kadar ha. Onun için bunları da bugün elhamdülillah bu ikinci toruna veriyoruz. Hayırlı mübarek eylesin. Bize inşallah hayırlara vesile olur bu tarih. 2002-2020 tarihi bize inşallah uğurlu gelir. Yani musmutlu bir hayat diliyorum eşimle. Akılda kalıcılığından dolayı gelinler, damatlar bugünü tercih etti. Evet, hem özellikle tanışma günümüz, hem söz nişan hem de evlilik günü olacak. Hayalimizi kuruyorduk, bugün de gerçekleşiyor. Hal böyle olunca nikah salonlarında yoğunluk kaçınılmaz oldu. Tabii çok yoğun bir gün, çok müracaat var. Yarım saate bir nikah kıydığımız halde çok müracaatı alamadık. Tabii şimdi 02-02-2020 akılda da kolay kalabilecek bir tarih. Arkadaşlar bugünü tercih ettiler. Bunu aylar öncesinden hatta gelip randevunu alan arkadaşlarımız oldu. Çiftlerin biri geldi biri gitti. Evlendirme daireleri doldu taştı. Sayın seyirciler, Tunceli'de düzenlenen futbol müsabakasından ilginç görüntüler yansıdı kameralara. Top koşturan futbolculara sevimli bir köpek eşlik etti. Hal böyle olunca karşılaşmaya ara verildi. Bir anda sahaya atladı, oradan oraya koşturdu. Yeşil ve geniş alanın cazibesine kapılarak kendini sahada bulan sevimli köpek karşılaşmayı durdurdu. Görüntüler Tunceli'de, Dersim Spor'la Siirt İl Özel İdare Spor arasında oynanan maçta kayda geçti. Futbolcular köpeği sahadan çıkarabilmek için dakikalarca arkasından koştu. Onca uğraşın ardından davetsiz misafir saha dışına çıkarılınca karşılaşma devam etti. Kısa süreli de olsa futbolcuların maskotu haline gelen köpek seyirciden de alkış aldı. Böylelikle haber saatinin sonuna geldik. Bizden sonra önce ekonomi ardından spor turu var. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.
sunar, lezzeti sunar. Türkiye'nin ilk üstün lezzet ödüllü mısır yağı ve ayçiçek yağı. Marifeti lezzetinde sunar yağ. Kış tatilini unutulmaz anılara dönüştürmek için rotanız Yıldız Dağ Kayak Merkezi olsun. Huzur, tabiat, eğlence, dört mevsim tatil. Deniz, orman, kaplıca bir arada. İstanbul'a sadece bir saat mesafedeki eviniz İhlas Armutlu Tatil Köyü. Bay bayan ayrı havuzlar, kür merkezleri, her dairede şifalı kaplıca suyu, çocuklara özel eğlence merkezleri, aqua park, çocuk oyun alanları ve bayanlara özel plaj. Şifa dolu bir tatil ve daha fazlası için İhlas Armutlu Tatil Köyü. Rezervasyon 444-8-241. Şimdi İstanbul'da ev almanın tam vakti. Marmara Evleri birden aldılar, kazandılar. Marmara Evleri 2-3 derken gelen yaşadı, alan kazandı. Ve şimdi Marmara Evleri ayrıcalığı dördüncüsüyle karşınızda. Kaliteyi konforla buluşturan 2+1'den 4+1'e daire modelleriyle Marmara Evleri 4 sizi bekliyor. Gelin Marmara Evleri 4 kazancınız, Türkiye geleceğiniz olsun. Marmara Evleri 4, İhlas Yapı Güvencesiyle. Deşifren.com ile dilediğiniz video ve ses kaydını sadece birkaç dakikada yazıya çevirebilirsiniz. Zamandan ve bütçeden tasarruf yaparak milyonlarca kelime havuzuyla istediğiniz videonun linkini kopyalayıp metnin içeriğine ulaşabilir. 4 farklı filtre ve algıda tamamlama özelliği sayesinde cümlelere %100'e yakın doğruluk oranında erişebilirsiniz. Hatta kısaltmaları ve yabancı kökenli kelimeleri de sorunsuz bir şekilde aktarabileceğiniz Deşifren.com eşsiz bir deneyim sunuyor. Deşifren.com, Ajans Press Grup'tan sınırları aşan bir teknoloji. Doğru ve güvenilir haberin adresi olan İHA yeni haber sitesiyle internet dünyasında da bir adım önde. Türkiye ve dünyadaki sıcak gelişmeleri, eğitim, politika, kültür, sanat, ekonomi, sağlık, spor dünyasındaki en son haberleri anında öğrenebilmek için www.iha.com.tr. Metro Enerjisi spor haberlerini sunar. Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray Kayserispor'u 4-1 mağlup etti. Galatasaray'a 3 puanı getiren golleri 5. dakikada Adem Büyük, 21. dakikada Dong, 64 ve 90+4. Dakikalarda Fegoli kaydetti. Kayserispor'un tek golü ise 69. dakikada Mesanoviç'ten geldi. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İkinci yarı başlarken puansal olarak rakiplerin kredisi bizde yoktu maalesef. Geriye dönüp de şu maç, ya son iki dakikada şunu yedik, son bir dakikada bunu yedik demenin hiçbir manası yok. Onlar öyle olmasaydı bunlar da böyle olmazdı. Ama şu bir gerçek ki bizim kayıpsız gitme mecburiyeti kolay bir psikoloji değil açıkçası. Ama dediğim gibi oyuncularımı kutluyorum. Bunun üstesinden iyi geldiler. İyi başladık ikinci yarıya. İnşallah böyle devam edeceğiz. Terim ikinci yarı 3 puan kazanmak çok daha zor dedi. Takviyelerini yapmış. Puan hakikaten ilk yarıdan çok daha zor 3 puanları kazanmak. O yüzden biz her takıma saygı duyarak kendi oyunumuzu, kendi isteğimizi, coşkumuzu karşıya kabul ettirmek istiyoruz. Dediğim gibi
kimse kaybetmek istemez. Kayseri Spor Teknik Direktörü Robert Prosineçki Galatasaray'ın kazanmayı hak ettiğini ifade etti. Galatasaray bugün mücadeleyi oyunuyla hak etti. Bizden daha iyiydi. Yani sonuca baktığınız zaman da genel olarak da Galatasaray'ın hak ettiğini söyleyebilirim. Fakat bir anlamda bizim için olumlu olan nokta ikinci yarıdaki performansımızdı. İkinci yarıda aslında maça ortak olmaya gayret ettik ve bir manada ortak da olduk. Golü attık, net fırsatlardan yararlanamadık. Bu bir anlamda önümüzdeki maçlar için biraz umut vaat edici. Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde Gaziantep Futbol Kulübü ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Gaziantep ekibi 5-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 4 ve 44. dakikalarda Aleksandru Maxim, 34. dakikada Muhammed Demir, 78. dakikada Diarra ve 86. dakikada Kenan Özer kaydetti. Karşılaşmanın ardından her iki takım teknik direktörü maçı değerlendirdi. İlk olarak söylemek istediğim şey oyuncularımı tebrik ediyorum. Guardiola'dan aldığım Jovo Ekşit'ten al. Kalecimiz harika bir maç çıkarttı. Tudor Jodor'u, Şuto Ate'yi, Ultima, Agua de Porto. Son vücutlarının son damlasına kadar savaştı bütün oyuncuların. Hazemos Jovo taktikamente muy bueno. Taktiksel olarak çok iyi bir maç çıkarttık. Quiero dar para 5 para estos. Taraftarlarımızı da ayrıca tebrik ediyorum burada. Beklemediğimiz de şanssız da goller yedik ama ikinci yarı yaptığı bir riske girdik. Sonra ilk 20 dakika ve ikinci yarının 20 dakikasında en az 4 tane güzel net pozisyonlar yakaladık ama değerlendiremedik. Tabii bunları değerlendiremezsen, o zaman kendi pozisyonlarını da üretemezsen veyahut da kontrataklara dikkatli olamazsan böyle bir sonuç normal olabilir. Süper Lig'in 20. haftasında oynanan bir diğer karşılaşmada Aytemiz Alanya Spor'la Yeni Malatya Spor karşı karşıya geldi. Karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılan taraf 2-1'lik skorla Aytemiz Alanya Spor oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 45+1. Dakikada Bakasetas'la 48. dakikada penaltıdan Papissis'e kaydetti. Konuk takımın tek golünü ise 90+4'te Çebaki'ye attı. Karşılaşmanın ardından Aytemiz Alanya Spor Teknik Direktörü Erol Bulut galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum dedi. Maçı 2-1 kazandık. Hak ettiğimizi düşünüyorum. Takım oyunun geneline baktığımızda iyi bir oyun sergilediğimizi, herkes elinden geleni en iyisini yapmaya çalıştı. İlk 11'de oynayan olsun, yedekten giren futbolcu arkadaşlarımız olsun en iyisini yaptılar. Yolumuzu inşallah bu şekilde devam ederiz. Yeni Malatya Spor Teknik Direktörü Kemal Özdeş ise kalan maçları kazanmak için uğraşacağız ifadesini kullandı. Bugün 2-1 kaybettik. Oyuncularımın mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Alanya takımını da kutluyorum kazandıkları için. Bulunduğumuz yer camiamıza uygun bir sıralama değil. Buradan çıkabilecek gücü var hem kulübümün hem de oyuncularımın kalitesinin. Şimdi bunu gerçekleştirmek için uğraşacağız ve kalan haftalarda da tüm maçları kazanmak için uğraşacağız. Süper Lig'in 20. haftasında oynanan bir diğer karşılaşmada MK Ankara Gücü sahasında 1-0 geriye düştüğü maçta Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Kasımpaşa'yı 1-0 öne geçiren golü 7. dakikada Mamet Yam kaydetti. Ev sahibi ekibe 1 puanı getiren beraberlik sayısı ise 50. dakikada penaltıdan Gerson Rodriguez'den geldi. Karşılaşmanın ardından Kasımpaşa teknik sorumlusu maçı değerlendirdi. İki takım için de hayati önem taşıyan bir maçtı. İki takım da 3 puan almak istiyordu. Ama biz yani yeni oyuncuların katılmasıyla Kasımpaşa layık olduğu yere en kısa zamanda gelecek. Maça gelirsek maçın başında hemen golü çok çabuk bulduk. Zaten ilk yarı hakimiyet bizdeydi. İkinci golü de bulduk ama VAR'dan geri döndü. Eğer maçı 2-0 bitirseydik ilk devreye planladığımız gibi maçı 3 puanla bitirebilirdik. Fakat karşı taraf... Metro Enerjisi spor haberlerini sundu.
Ejder 3200 falan döken konaklı kayak merkezleri sunar. Ejder 3200 falan döken konaklı kayak merkezleri sundu. Ankara-Çankırı yolunun 14 ve 15. kilometreleri arasında köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. İskilip-Çorum yolunun 16 ve 24. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Edirne-İstanbul yolunun 24 ve 26. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.